Eğitimimiz öğrencileri 43 günü staj komisyonunun uygun gördüğü kamu ve özel işletmelerde staj görmek zorunda. Mezuniyet projeleri olarak biri makine mühendisi tasarım projesi, biri de bitirme çalışması projesi olmak üzere iki proje yapmak zorundalar. Bu iki projeden herhangi birinde ısı sistemler, diğerinde de mekanik sistemler üzerine projeli çalışmaları yapmak zorundadırlar. Hazırlanan projelerimiz 7 müdek kriterini sağlayacak şekilde hazırlanması lazım. Buna da özellikle dikkat ediyoruz. Bölümümüz öğrencileri Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi değişim programlarından yararlanabiliyorlar. Bölümümüz mesleki kuruluşlarla çok sıkı iletişim halindedir. 2019 yılında Makine Mühendisleri Odası'nın Sakarya Şubesi ile birlikte bakım sempozyumu yaptık. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde kendilerine iş alanı bulabilmekte. Aynı zamanda eğer isterlerse serbest olarak da çalışabilmektedir. Kendi bürolarını kurmak suretiyle. Bölümümüz öğrencilerin tercih edilebilirlik noktasında aradığı her türlü imkana sahiptir. Öğretim kadromuz bakımından son derece iyiyiz. Yine mesleki eğitimler, stajlar, 7+1 iş yeri eğitimi ve uygulaması artı müdek akreditasyonumuz tercih edilebilirlik noktasında en öne çıkan unsurlarımız. Sakarya dışından bölümümüzü tercih etmek isteyen öğrenci adaylarımıza, aslında Sakarya çok güzel bir memleket, zarif bir memleket. Yine üniversite kenarı etrafında, yani doğal güzelliği de çok iyi olan bir ilimiz. Üniversitenin çok yakınlarında apartlar, yine kamu ve özel sektöre ait birçok barınma sağlayacak yurtlar var. Üniversitemizin kantin ve yemek hizmetleri var. Öğrencilerimiz eğer arzu ederlerse değişik öğrenci topluluklarına da katılıp orada sosyal kültürel çalışmalara katılabilirler. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği bölümüne mühendislik eğitimi görmek isteyen öğrencilerimizi davet ediyoruz.